dostum, aziz kardeşim Sayın Bünyamin Aksungur. Buyurunuz, sağ olun. Evet, hoş geldin, hoşluklarla geldin inşallah. Hoş evet. Gördük. Efendim, hoşluklar sizde. Biz de ne kadar katabilirsek. Evet, inşallah. Şimdi aziz dostlar, Bünyamin Bey'in kafasında saçın böyle az olduğuna falan bakmayın. Benden 5-6 yaş daha delikanlı, genç yani. Onu bilin yani. Benimkinde biraz fazla kıl var. Onunkinde o kıllar, o çabaları sonucunda, çileleri sonucunda azalmış. Onu öyle bilin. Evet. Ne var ne yok Saroz'da? Evet. Deniz ılık ılık esiyor mu? Oralar ne alemde? Evet. Rüzgar, fırtına zaman zaman oluyor ama havalar çok güzel. Bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Deniz yanımızda. Domates, biber, patlıcan, ne varsa börülce, bamya ektik. dostlarımız beni bağışlasınlar. Öncelikle söylemem lazım. Otantik kıyafetim, folklorik kıyafetim yok. Bahçıvan kıyafetim var. bahçe işleriyle uğraştığımız için bizi bu şekilde bugün kabul etsinler. Dostlar seni tanıyorlar ne dostlar. Sizin oralar aklıma geldiğinde, özellikle bu Bolayır aklıma geldiğinde Bünyamin'ciğim, hani bu Gelibolu'dan Keşan'a doğru giderken Bolayır kasabası size de çok yakın. İçime böyle bir hüzün çöker içime. Çünkü şimdi Namık Kemal var orada, Gazi Süleyman Paşa var. Evet. Tabii ondan dolayı zaten onu söyleyeceğim. Şimdi Gazi Süleyman Paşa, Orhan Gazi'nin o muhteşem şehzadesi, evet, bir at kazasında şehit olur. Derler ki Gazi Süleyman Paşa yani esas Rumeli Fatih'i. Böyle bir şey olmasaydı Osmanlı belki daha da farklı olabilirdi, onun neslinden gelenler diye ifade ederler. Şimdi Namık Kemal de Gazi Süleyman Paşa'ya, Şehzade Süleyman Paşa'ya hayranmış ve çok severmiş. Şimdi Menfa'da, Sakız'da Menfa'da sürgündeyken orada malum Namık Kemal rahmetli oluyor. Abdülhamit hem kendisine muhalif olduğunu biliyor ama bir vesile Abdülhamit onun Namık Kemal Gazi Süleyman Paşa'ya da hayran olduğunu ve sevdiğini duymuş. Ve onun öyle bir vasiyeti varmış. Eğer ben vefat edersen oraya gömülmek isterim diye. Namık Kemal naaşını getirtiyor Abdülhamit Han ve getiriyor Bolayır'a. Hemen Gazi Süleyman Paşa'nın yanına defnettiriyor. Her geldiğinde o taraflara orayı ziyaret etmek isterim, görmek isterim, gelirim ve bir hüzün çöker. Aynı Bursa'nın Muradiyesi gibi mübarek yerlerdesiniz yani. Evet, evet. Şimdi bugün sizlerle aziz dostlar, Bünyamin Aksungur dostum Manisalı, işte 1955 doğumlu, uzun yıllar işte, öğretmenlik ve TRT'de prodüktörlük yaptı, güzel şeyler yaptı ve Türkiye'de Bünyamin Aksungur, özellikle Bünyamin Aksungur'u epey uzun yıllar muhteşem bir şekilde yürüttüğü, başarılı bir şekilde yürüttüğü hanımefendi sanatçı Adile Kurt Karatepe ile Türk televizyonlarında devam eden, uzun zaman devam eden o muhteşem musikleriyle hatırlayacaksınız, o programlarıyla. Bizatihi kendisinin hazırladığı, senaryosunu yazdığı, yapımcılığını yaptığı, o neydi onun adı Bünyamin'ciğim? Gönülden Gönüle miydi? Ondan sonra da Leyla Atay ile bir yıl daha devam etti. Çok daha güzel oldu ikinci programımız. Gönül Avazı şeklinde 2009 ile 2013 yılları. Evet. Çok güzel. Zaman zaman dinliyorum ben onu. TRT'de şeyde var, YouTube'da var. Harika. Bir kere daha böyle. İnsan seyretmeye doyamıyor o kıyafetler, musikler. Bir de siz tabii o şeylerin, Türk dünyasına ait müziklerin hikayelerini anlatıyorsunuz. İnşallah bugün de dinleriz o hikayeleri. O zaman daha da başkalaşıyor hikayesiyle beraber o müzikleri dinleyince. Evet. Evet. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, zaman zaman gidiyor. Zaman zaman bir kesilmiyor. Şimdi tamam. İnternette yoğunlaşma bazı aksiliklere yol açıyor. Ama ümit ederim bugün çok fazla aksilik yaşamayız ama şimdi süremiz bir saat. Bu bir saati çok daha fazla da harcamadan esas konuşacağımız konulara gelelim. Çünkü bu şeyde Instagram'da böyle bir saatte duruyor, sonra ara verip tekrar açmak durumunda oluyorsunuz. O zaman da kesiliyor. Onun için biz bu yayınımızı bir saatte tahtitlendirdik aziz dinleyiciler. Bir saat bize tahammül edeceksiniz Bünyamin kardeşimle bana. Evet, Bünyamin Aksungur Türkiye'de, Türk dünyası musikisi deyince sadece Türkiye'de değil, Türk dünyasının tamamında. Çünkü o her tarafı dolaştı, her tarafta biliyorlar, tanıyorlar, derlemeler yaptı. İki gün önce Kırgızistan televizyonundaydı. Evet, Bünyamin Aksungur'u bizim dostlarımız, takipçilerimiz çok arzu ediyordu. Sağ olsun öyle bir zaman ayırdık ve bugün
beraber olma imkanı bulduk inşallah. Bir saat boyunca beraber olacağız. Bünyamiciğim, şimdi bu iki gün önce Karamanoğlu Mehmet Bey'den, evet ondan mülhem işte Türk Dil Bayramı'ydı. Gerçi Karamanoğlu Mehmet Bey'in dediğine dilciler itibar eder etmez vesaire ama özellikle biz biliyoruz ki dil yaşarsa millet yaşar. Dil yoksa millet de yok. Bu arada bunlara bakarken bu Gagavuz yerinin yani Moldavya'daki Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuz yerinin başbakanı İrina Hanım'ın bir videosu düştü YouTube'a, evet, ve sosyal medyaya. Muhteşem. İrina Hanım orada bir şiir okuyor. Sen de dinlemişsindir belki. Müthiş, evet, bir şey. Böyle insanı çok etkileyen. Ya öyle bir hoş. Ana dili tatlı bal. Ya bundan daha güzel bir Türkçe olur mu? Gagavuzca söylüyor. Ana dili tatlı bal ve ne kadar yaşar Türk dili veya Gagavuz dili, o kadar yaşar Türk milleti veya Gagavuz milleti. Ne kadar yaşar Türk dili, o kadar yaşar Türk milleti. Yani dil yaşarsa millet yaşar. Siz de öyle diyorsunuz beraber. Çünkü ben bir mezunusunuz. Evet. Buyurun. Bir teklifim var. Bugünkü programımızın da muhtevasını açma bakımından müzikle girelim. Dört ayrı ülkenin dört ayrı şarkısını birbirine bağlayarak aynı makamda Kazakistan, Türkiye, Osmanlı Türkiye'si, Kırım ve Azerbaycan'dan dört ayrı şarkıdan küçük küçük bölümleri birbirine bağlayalım. Dostlarımız karar versinler. Bu anlatacağımız bunun etrafında olacak. Türk, evet, dünyasının ortak müzik dilini vurgulayacağız. Ne dersin? 5 dakikamız var. Evet. Tabii senin yanında orada İstanbul'da değilsin. Enstrümanlardan herhalde, evet, tamamı, evet, yok. Artık var, olanlara razı olacağız. Evet. Dombramız var. Dombrayı, evet, görüyorsun. Aman ne, dombrayla güzel. Başlayalım. Kıyılıp gözünden nurlar, erekşe sesinden ver. Tunçurap kara gözüm, sen mağam harap edin. Jıldızım, gözünden gül kıyırken, arayla girmek üzere. Ateşin ruhları yaktı bu gönlümü. Ateşin ruhları yaktı bu gönlümü. Pür edam, pür cefa, ey
Sehettür Eda Gülür Cemal Üçü Gül ağacı değil her yerine ele bekelini eli Sevgilim, dolarına sarılma sevgiline penceresinin uzun çubuk uzattım ellerimi gece kuş mingen gelirken kanadın çaygan ırak sen çağırdın men geldim 12 türlü yemek sen çağırdın men geldim 12 türlü yemek aşılmam yürekten lapıldam muhabbat kuvvet güç sen anasın ya şu hızına gözümden kulkı yürüye arayla girmek bir roş kuş şaşırdı nasıl ne kaşı getti özüne aşığı getti dallarını sardı oynama sevgilim evet evet yani şimdi bir taraftan bir teşekkür ileteyim. Bu programın olmasına vesile olan Selahattin Tavus Bey de bizi şimdi dinlemeye başladı. Evet ona da hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet yani şunu mu demek istedik Bünyamin'ciğim? Yani madem bir müzik dili var bu dilin de lehçeleri ve şiveleri mi var veya olmak kesinlikle lazım? Ne dersiniz? Kesinlikle. Evet. Bakınız dört şarkıyı dört farklı ülkenin, dört farklı bayrağın altında yaşayan insanların dört farklı türküsünü söylemeye çalıştık. Ve eğer başarabildiysek bir şarkıymış gibi, bir şarkının parçalarıymış gibi. Çünkü bunlar bir ağaç Türk vatanı diyorsak, bugün Doğu Türkistan'a da Türk vatanı diyorsak, orada türkü söylendiği içindir. Bugün Kırım'a, Azerbaycan'a, Kerkük'e, Balkanlara hala vatan diyorsak, orada türkü söylendiği içindir. Türkü biterse, yani Türk dili biterse oralarda işte o zaman oranın bizim için vatan olma özelliği bitmiş demektir. Allah korusun. Bakınız
Tarihte Sümerler var, Etiler var, Hititler var. Ben Manisalıyım. Bizim oralarda Lidyalılar vardı, Frigyalılar vardı. Bugün niye yoklar? Soykırımdan dolayı mı yoklar? Yok, yoksa savaş kaybettikleri için mi yoklar? Savaş kaybedince devletler yıkılabilir ama milletlerin yok olması savaşlarla asla mümkün değil. Soykırımla da yok olmuş bir milleti tarih kaydetmemiş. Dolayısıyla niçin o zaman Lidyalılardan söz edemiyoruz? Çünkü bir Lidya dili, Lidya türküsüne rastlamıyoruz da ondan. Bir Sümer türküsüne, Sümer dilini yaşayan bir örneğini görüyorsanız o zaman Sümer milletinin de varlığını söyleyebilirsiniz. 5000 yıl önce bunlar vardı, bugün yoklar. 5000 yıl önce Çin vardı, bugün de var. Çünkü Çin kültürü, Çin dili devam ediyor. Demek istediğim, dil yaşadıkça millet de yaşar, müzik de kesinlikle bir dildir. Anlatmak istediğimiz her şeyi müzik nameleriyle anlatabiliriz. Sözler olmadan da anlatabiliriz. Onu söylemek istiyorum. İşte Kazak Türklerinin de acıklı ya da neşeli ya da ninni havası ya da ne bileyim askeri savaşı hazırlama havası veya aklıma ne dini motifler taşıyan, dini duygulara ihtiva eden şarkıları bizim şarkılarımızın namelerine benzer. Hissedersiniz. Piyano ile bile çalsalar onların çaldığının bu bebek havası, ninni havası olduğunu bilirsiniz. Bunun kahramanlık havası olduğunu ritminden, gelişinden bilirsiniz. O zaman müziğin bir dil olduğunu kesinlikle kabul etmemiz lazım. Bunu bilen Konfüçyus 2500 yıl evvel en az diyor ki milleti yok etmek istiyorsanız müziğinden bir tek sesi çıkarın yeter diyor. Onun için savaş meydanlarında kazanıyor. Hani düşündüklerini söylemesi bir başka da hissettiklerini söyleyebilmesi daha başka. Müzik işte hissettiklerini söyleyebilme sanatı. Duyguların ifade edilmesi yeri müzik. Ve hitap ettiği yer kulaktan doğrudan doğruya kalbe gidiyor. Konuştuğumuz ve yazdığımız şeyler ise kulaktan doğrudan doğruya beyine gidiyor ve muhakeme ettiriyor. Müzikte ise muhakeme değil. His var, hissetmek var ve yaşamak var. Bu kadar söyleyeyim. Şiveler diyeceksiniz. Mesela dinlediğiniz bir Türk müziği ama hiç tanımadığınız bir Türk müziği. Kemençeyle çalınırsa bilirsiniz ki Karadeniz'dir. Ne bileyim ben, bağlamayla çalınırsa Orta Anadolu şivesiyle işte öyle değil. Piyanoyla çalınsın ama doğru. Bunun Orta Anadolu'ya mı ait, Trakya'ya mı ait, Güneydoğu bölgemize, Kuzeydoğu bölgemize, Karadeniz'e mi, Ege'ye mi ait olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Bunun için müzisyen olmanıza gerek yok. Bu topraklarda doğup, bu toprakların acısıyla, tatlısıyla yoğrulmuş olmanız yetiyor. Yetiyor. Evet. Merhum Nevzat Kösoğlu abimiz, büyüğümüz, 200 çığırabildiklerimle aynı millettenim. Böylesine muhteşem bir millet tarifi yapardı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı gidip ziyaret edip ona şu teklifi yapmıştı. Ne olur ilkokulda okuyan çocuklarımıza 5 senelik tahsili boyunca 5 tane türküyü ezberletin. 5 tane türkü, hikaye. Teklifi vardı. Böylesine musikiyle ilgili düşünceleri vardı. Maalesef ilkokuldan itibaren ben öğretmen okulu çıkışlıyım. Ki öğretmen okullarında çok güzel müzik eğitimi, yani seviyeli bir müzik eğitimi verilir ama Türk müziği değildir. Türk müziği çalgısı yoktur, bağlama yoktur. Bir iki kişiyi memleketinden getirmiştir. Kendi kendine öğrenmiştir. Orada mandolin vardı, blok flüt vardı, keman vardı, piyano vardı. Oysa kendi türkülerimiz buyurduğunuz sözler vurmak yerine kardeş olun ey insanlar deyip de Türkçe sözler vurup veya Beethoven değil Mozart'ın daha dün annemizin kolları
Türkçe sözler vurup da türküymüş gibi söylettiğimiz, öğrettiğimiz çocuklarımız hayatta yetiştikleri zaman hiçbirisi bunları söylemiyor. Keşke bir oyun gelir yata yatayı söyletseydik. Veya ne bileyim ben karadır bahtım karı bir şey söyletseydik. Onları hayat boyu değerlendireceklerdi ve onu da yaşayacaklardı. Bizi ifade ediyor onlar çünkü. Evet. Peki şimdi bu anlattıklarınız örneklerle büyük benzerlikler ve böyle hatta ortaklıklara sahibiz diyorsunuz. Peki bunlara ait örnekler, Türk dünyasının çeşitli tabii yörelerine ait örnekleri takdim edecek miyiz, edebilecek miyiz? Söz benzerliklerine ait örnekler, az önce ettiğin gibi. Evet, devam edelim o zaman. Terminoloji dedik. Bakın bu elimdeki saz, rubab. Boynuzundan dolayı Koçkarca diyor Özbek şeyler, Türkmenistanlılar ve Afganistanlılar. Bu Özbekistan'da çalınıyor rubab adıyla. Bu sazımızın doğu ana vatanı Doğu Türkistan. Oradan da var yılan derili. Doğu Türkistan'daki adı Kaşgar rubabı. Bu ortak bir saz. Bakın Anadolu'da da Rumi kopuz adıyla 18. yüzyıla kadar yaşamış İstanbul'da. Bu sazımız... bir Anadolu'daki rubab bizim Türk müziğindeki rebab değil yani. Evet. Rebab ayrıca var. Mevlana'nın rubabımız var. Evet. Bu da dombra. Bakın dombra Kazak Türklerinde dombra çoktur. Dombrayı Anadolu'ya getirdiğiniz zaman karşınıza tambura olarak çıkıyor. Tambur olarak çıkıyor. Doğu Türkistan'a gittiğiniz zaman tenbur olarak çıkıyor. Türkmenistan'a gittiğiniz zaman tamdıra diye çıkıyor. Türkü diyoruz. Nahçıvan'da türkü diyorlar. Telafer'de türkü diyorlar. Balkanlarda türkü diyorlar. Gagavuzyalar türkü diyorlar, Gagavuzlar. Anadolu zaten türkü diyor. Telafer'de bir kısım Kerkük Türkmenler yır diyorlar. Kırım'da da yır diyorlar Türkiye. Kazak Türkleri jır diyorlar Türkiye. Kırgız Türk Türkleri ır diyorlar. Çuvaş Türkleri yure diyorlar. Altay'daki Hakas ve Tuva Türkleri. Bakın sadece kelimelerde bir ortaklık, sadece kelimelerde değil. Enstrümanlarda da var. İşlediğimiz konularda Köroğlu havası Kırgızistan'da da var, Özbekistan'da da var, Kazakistan'da da var, Balkanlarda da var, Kırım'da da var. Yani melodi bakımından da ortaklıklar var diyorsunuz. Ben de geleceğim. Hepsine ayrı ayrı örnekler vereyim bu vaktimizi dinlerse. Evet. Aslı Kambe, Kerem ile Aslı, Garip ile Şahsenem, Leyli ile Mecnun, Azerbaycan'da var, Özbekistan'da var, Kerkük'te var, Balkanlar'da var, Kırım'da var ve Anadolu'da var. İşte bir milletin, bir millet olmanın özelliği bu. Efendim, hemen ben size söz benzerliklerinin olan bir örnek vereyim. Kırgız. Evet, lütfen. Kırgız gelir misin? Kızımla, Kırgız'la karşılıklı söyleyeyim. Evet. Bir Kırgız. Gaziantep. Siz Gaziantep'li miydiniz? Maraşlıydınız. Elbistan Maraş, evet. Tamam, yakın. Oralardan Gaziantep tarafının bir türküsü var. Ben ilkokulda 10 yaşındayken. Barak türküsü mü? Barak mı? Barak değil. Bir türkü. Evet. Nes başına evet. Türküsü. Efendim çocukun öğretmen tayin olmuş. Giderken sınıf şıpır şıpır ağlıyor. Bütün okul. Dedi ki öğretmen Bünyamin bir türkü söyle de neşemiz açılsın. Ben de kalktım. O anda dilimde başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Başına. Başına kurban olayım. Evet. Bunu söylemeye kalktım. Bütün sınıf zaten nefret ediyor benden. Öğretmen gidiyor ağlar. Varken ben söylüyorum diye. Öğretmen de kalktı. Tek dayanağım öğretmenimdi. Öğretmen kalktı. Kes lan dedi. Adam gibi türkü söyledi. Bu ne dedi. Baş. Kırgız hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Herkese teşekkür ederim. Kucaklıyorum seni. Teşekkür ederim. Manas kendini göster. Manas. Nerede? Manas nerede? Evet Manas merhaba. Özledik. Merhaba. Özledik. Evet. Evet. Manas. Ne güzel. Evet. Evet. Manas destanı. Evet. Çok güzel. Ekran gitti. Müzik
başım ağrıyor, başım ağrıyor. Başına kurban olayım, sabahla sınavlarım. Başına dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Dişine kurban olayım, sabah pazara varayım. Dişine fıstık alayım. Gözüm ağrıyor, gözüm ağrıyor. Gözüne kurban olayım, sabah pazara varayım. Gözüne sürme alayım. Kaşım ağrıyor. Kaşım ağrıyor. Kaşım ağrıyor. Kaşına kurban olayım, sabah pazara varayım. Kaşına rastık alayım. Sürme gözüne, rastık kaşına, fıstık dişine, pes başına. Üzgül ben olayım, üzgül ben. Şimdi kısa kestik. Bakın bu Antep türküsü. Gidiyoruz Rize'ye. Rize dolaylarının bir türküsü daha. Neren ağrır, neren ağrır? Oy başım ağrıyor, başım. Neren ağrır, neren ağrır? Oy başım ağrıyor, başım. Başına kurban olayım, başına kurban olayım. Sabah çarşıya varayım, başına. Kurban başına, kurban gözle bela gözle. Oy sana kurban. Gagavuzya'ya gidelim, onların güzel türküsüyle bir bu türkünün bir de oradaki çeşitlemesine kulak verelim. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Ya ben pazara varayım, al bez başım. Ya ben pazara varayım, al bez başım. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Bunlar ağrıyor. Bunlar ağrıyor. Ya ben pazara varayım, küpe kulağına. Ya ben pazara varayım, küpe kulağına. Bu da mı ağrıyor küpe? Yani bu gagavuzlar böyle söylüyor değil mi? Gagavuzca. Aynı sözler. Gözüm ağrıyor sürme, işte alnım ağrıyor boncuk filan. Şimdi Doğu Türkistan'a gideceğiz. Ve Doğu Türkistan'da Kumul yöresinden bir halk türküsünü de yine Kırgız'la karşılıklı söyleyelim. Uygur Türklerinin değil mi? Uygurların. Acı içinde kıvranan kardeşlerimizin. Başlarım ağrıydı diyor o da. Özbekistan'da da var bu türkünün benzeri. Ama biz Uygur Türklerininkini söyleyelim. Anlasın sevgili dostlarımız. Başlarım ağrıyor. Ay can, başlarım ağlayım. Başlarım ağlayım. Ne merkez ağrıydı.
Şununca ağrısa can alayını Şununca ağrısa can alayını Alayını Evet. Eyvallah. Diyor ki ağrısın canım alırım. Bu kulağım ağrıyor. Altın halka istiyor. Kollarım ağrıyor, bilezik istiyor. Ve tabii o erkek de muhtemelen o kızın nişanlısıdır. O nazlanacak. Erkek tarafı da onun karşılayacak. Bu ortak paydalarımızdan bir tanesi. Ve bakınız 7000 kilometre uzaktan Gagavuzya ile Doğu Türkistan arasında 7000 kilometreden fazla mesafe var. Ve bu büyük coğrafyada türküler söyleniyor. Nasıl ben oraya vatan demem ki? Şimdi tabii bir örnek olsa tesadüf deyip geçeceğiz değil mi? Mesela mesela ne diyelim? Sendeki kaşlar bende olsa mı diyelim? Seherde bir bağa girdi mi diyelim? O kadar çok örnek var ki hadi bir tanesinden örnek verelim. Söz benzerliği demiştik ki demin ben Kırım hani dört şarkıyı birbirine bağladık ya Kırım'dan Ay Yarık Gecesi'ni söylemiştim. Ay Işığı Gecesi'nde. İşte o Kırım şarkısının son sözleri şöyle diyor. Çakırmasan men varmam, musafirin bolalmam. Ay bulutka kirgen son, bağlasan da tur almam. Yani çağırmasan ben gelmem, misafirin olamam. Ay buluta girince bağlasalar duramam. Peki, anlaşılıyor zaten. Anlaşılıyor. Peki Uşak'a gidelim. Uşak yöresinden bir türkü örneği. Ay duramam damağa ki duramam. Ay buluta girince 17 belli şadiyim. Bağlasan da duramam. Ay buluta girince 17 belli şadiyim. Ağlasan da duramam. Evet, şimdi ben size seherde bir bağa girdim. Ne bağ duydu ne bağbancı örneğini söyleyeyim. Bu türkü Balkanlar'da Sivas'ta, Sivas'ın Mamuş köyünden derlenmiş. Ama Balkanlar'da da var bu türkü. Ve Balkanların hemen her tarafında söyleniyor. Adı pardon Balkanlardaki Zeynep'imdi. Seherde bir bağa girdimden bahsediyor. Seherde bir bağa girdim. Erzincanlı Aşık Daimi. Çok affetsin dostlarımız. Aşık İsmail Daimi'nin günümüze taşıdığı 19. yüzyıl ozanı Teslim Abdal'ın deyişiydi. Seherde bir bağa girdim. Seherde bir bağa girdim. Ne bağ duydu ne bağbancı. El sundum gülüm. Ne bağ duydu ne bağbancı. Kısa kısa geçelim. Aynı türküyü Azerbaycan'a gidiyorsunuz. Bakın Azerbaycan'da nasıl karşılanacak. Seher seher bağa vardım, seher seher bağa vardım. Ne bağ bildi ne de bağban, ne bağ bildi ne de baban. Bağın behresini açtım, bağın behresini açtım. Ben sümbüle dolaştım, süsem sümbüle dolaştım. Müzik
güldüm danıştım, yarına güldüm danıştım. Ne bal bildi ne de ne bal bildi ne de bal bal, ne bal bildi ne de bal bal. Böyle gidiyor. Kısa kısa geçtim ama kalanını zaten, sevindim. Zaten son 20 dakikaya girdik, ona göre zamanımızı onu değerlendirelim. Gidiyorum. Gidelim Türkmenistan'a. Ne bal bal, ne bal duydu, ne bal bal. Seher çağı bülbül etti, yandı yüreğime yetti. Aşık garip yolum tuttu, ne bal duydu, ne bal bal, ne bal duydu, ne bal bal. Ne bal duydu, ne bal bal. Bu da kısa kestik. Ne bal duydu, ne bal baban. Aşık garip ve şu senem hikayesine dayandırıyorlar Türkmenlerde. Evet, bu böyle. Sendeki kaşlar bende olsa dedik değil mi? Veya Zeynep'im dedik. Bakınız, Kırım Türklerinin Zeynep'imi hem sözde benzerlik taşıyor hem namede benzerlik taşıyor. Selvinin yaprağı aman narindir narin. İçimde yanık var. Ağlarım senin, içimde yanık var, dışarım senin. Senin bu hafta aman bolacak gelin. Zeynep'im, 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 güzellerin içinde. Bakın bu sözlerle Sivas'ta da sevdün yaprağın narindir narin, içimde yanık var, dışarım serin. Serin. İçimde yanık var, dışarım serin. Zeynep'im bu akşam oluyor gelin. Zeynep'im, allı Zeynep'im. Aynı türkü, bakınız, Azerbaycan'da nasıl söyleniyor? Dilber'e gönderdim mektup al elvan. Dilber'e gönderdim mektup al elvan. Üstüne yazdım ben sana hayran. Üstüne yazdım ben sana hayran. Dilberim, dilberim, hallım dilberim. Gözeller içinde nazlı dilberim. Gözeller
içinde nazlı Dilber. Dilber olmuş Zeynep. Zeynep Dilber oldu. Köye gidiyoruz. Kerkük'te Zeynep oluyor Zeynel. Zeynel yaptırdım altından para, para zülüpleri bir yana vurup, para zülüplerin bir yana vurup. İstedim sizden gelen yollar kırık. Zeynelim Zeynelim, bala bala Zeynelim, kollar mı boynuma dola dola Zeynelim. İşte türküler bir yeri nasıl vatan yapıyor, bundan daha güzel ispatı olur mu diye söylüyorum. Değerli dostlarıma sizin ifade etmesi bakımından Kırgız'la karşılıklı bir Azerbaycan'la Türkiye'den, bir mısra Türkiye'den, bir mısra Azerbaycan'dan. Çok güzel. Yani bu arada son 15 dakikaya girdik, son 15 dakikaya. Daha tamam, sadır yine musiki konuşacağız. Sonradan da evet, musiki konuşacağız. Evet. Evet. Neydi türkümüz? İndim havuz başına, İstanbul türküsü. İndim bulağı başına, yangın çıktı karşıma. İndim bulağı başına, yarım çıktı karşıma. İndim havuz başına, yarım çıktı karşıma. Bir daha. İndim havuz başına, yarım çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. O sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma. Gel güzelim, gel sevgilim, gözün kurbanı. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem. Gel güzelim, gel sevgilim, olurum gözün kurbanı. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem. Benim azat vatanımda inan sana Tayhan. Aç kollarım sarban. Güzel vatanımda inan sana Tayhan. Aç kollarım sarban. Yanıma üşüdüm, üşüdüm. Aram. Kırgız, teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii, demek ki şöyle mi Bünyamin'ciğim, Türk dünyasının en büyük ortak mirası musiki. Ve bu dünya ayağa kalkacaksa da bunda en büyük vazifeyi musiki görecek. Çünkü o insanların duygularının en ince terennüm şekli. Der miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Oradan şimdi şöyle bir şey sorayım. Sonuna doğru gidiyoruz Bünyamin'ciğim. Evet. Sonuna doğru. Yani, evet. Ramazan ayına geldik. Şimdi Ramazan ayında evet, hem Türkiye'de hem de Türk dünyasında oralarda ilahiler, dini, musiki, evet, onlar nasıl? Son sorudan önce bunu konuşalım. Evet. Evet, Türk dünyasının her yerinde dini musiki var. İnançsız bir Türk toplumu yok. Budist var, Şaman dinine inananlar var, Şamanlığa inananlar var. Hristiyan Türkler var, Musevi Türkler var. Müslüman Türkler büyük ekseriyetiyle var. Hepsinin de dini musikisi var. Dini
duygularını dile getirdiği. Çünkü bu ruhunu yüceltmekten başka bir misyonu yok. Ruhunu yüceltmek, güzel duygulara yönlendirmek diye bir misyonu var, özelliği var dini musikinin. Bakınız, çok örnek var. Sultanımallah Kırım'da, Tataristan'da, Kuzey yani İdil Ural bölgesinde Sipas köyünde 1910 yılında derlenmiş bir türkü. Yemen illerinde Veysel Karani. Yunus Emre'nin sözlerini düşünün. Yunus Emre'nin sözleri. Nasıldı? Nasıldı? Elinde manası hurma dalından. Eğitim hırkası deve yününden. Eğitim hırkası deve yününden. Asla hata gelmez ağının dilinden. Yemen illerinde Veysel Karani. Meclerinde Veysel Karani. Anadolu o anonim bir türküdür ama Yunus Emre'nin sözleridir. Ama Yunus Emre'nin sözleri Tataristan Türkçesiyle de 1910 yılında derlenmiş. Düşünebiliyor musun? Elin Atalından, hatalı söylemez tatlı tilinden, Yemenlilerinde Veysel Karani, Garap çöllerinde Veysel Sultani. Uzun bir bölümünü söyleyeyim. Hırkası da var idi deve yürümden. Kasası da var idi hurma dalından. Atalı söylemek tatlı dilim. Yemen illerinde Veysel Karani. Garap çöllerinde Veysel Karani. Yemen illerinde Veysel Karani. Garap çöllerinde Veysel Karani. Kısa kesiyorum. Beyt diyorlar onlar ilahilere. Başkurtlarda da var. Dini duyguları terennüm ediyor. Kazak Türklerinde de var. Şeyde Kırgız Türkleri de koşuk yani koşma diyorlar ilahilere, dini melodi şarkılara. Doğu Türkistan'da da var bu tür duyguları ihtiva eden. Ama Doğu Türkistan'da Allah kelimesinin şarkılarda geçmesi yasak. Dikkat etmeye çalışıyorlar, sembolik kelimeler kullanıyorlar. Maalesef Çin'in o konuda da baskısı var. Şimdi son 10 dakika kaldı, bir örnek yapalım. Evet, albüme geçeceğiz. Evet, albümden hemen bahsedelim de evet, albümden şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, takriben 2 sene kadar önce Bünyamin Aksungur Bey evet bu muhteşem, bu güzel albümünü çıkarttı nihayet yıllardan sonra. 3-4 senelik hazırlıklardan sonra Türk dünyasının hemen her yöresinden musikilerin olduğu, evet 2 seneye yakın bir zaman önce bu, evet şu bu gördüğünüz, evet Canan Uykuda. İsmi benim çok hoşuma gitmişti. İsmini epey paylaştık. Bünyamin Bey ortalığa isimler attı falan, en sonunda bu isimde ve bu kapakta mutabık kalınmıştı. Evet, içeriği çok önemli ama ismi bir enteresan. Bu isim neyi ifade ediyor? Yani nereden çıktı bu Canan? Yani önce onu bir konuşalım. Ondan sonra albüm bu beklentilerimizi karşıladı mı, karşılamadı mı? Evet. 5-6 dakika zamanımız kaldı. Evet. Devamı gelecek mi? Canan Uykuda Doğu Türkistan türküsü. Doğu Türkistan'a 2015 yılında Kurban Bayramı benim rüyam idi, orada namaz kılmak. Kaşgar'da İdgah Camii'nde namaz okuduk. Onlar okumak diyorlar namaza. Ve orada gittiğimde 200 kadar Uygur şarkısı biliyordum. Döndüğümde 700'e ulaşmıştı Uygur şarkısı. O kadar çok malzeme verdiler ki. Bunlardan bir tanesi Canan Uykuda'ydı. Oranın pek çok sanatçısıyla tanıştık, dost olduk. Yemekler verdiler. Allah onların yardımcısı olsun. Çoğu hapisteler, kamptalar. İşte bunlardan bir tanesinin adı Canan Uykuda'ydı ve bizim Türkiye'deki şarkılara çok benziyordu. Bestekarı yanımda, şairi yanımda. Dedim ki bu Canan kim de sizi böyle bağırtıyor? Nazlı nazlı dizinizde saçlarını okşamak varken, fısıldar gibi onu uyutma uyuması size huzur verirken niye bağırıyorsunuz? Sizi niye bağırtıyor? Bu Canan kim dedim. Sağına soluna bakıp böyle bizi izleyen var mı, dinleyen var mı gibi şöyle dikkatle baktım. Dizime yavaşça dokundu. Abi dedi, Canan halk.
yapma dedim. Canan halk. Ve düşündüm ki benim hayatımın 50 yılı, sizin hayatınızın 55 yılı Canan'ı uyandırma gayretiyle geçmedi mi? Canan'dan bir şey mi bekledik? Hiçbir şey beklemedik. Sadece uyansın, Ama Canan uyansın. Çünkü biz bu vatanı, bu milleti karşılıksız seviyoruz. Onu düşündüm ve 2 saniye, 2 dakika içinde gözümün önünden hayatım geçti ve biz bu Canan'ı uyandıramadık. Canan boyalı boyalı bir şeyler, süslü süslü laflar arkasından koşturup gidiyor. Ve ne yazık ki uğrunda ölümü göze alan karşılıksız sevenlerin re itibar etmiyor. Oysa biz yine seveceğiz. Vazgeçmeyeceğiz bu milleti sevmekten, Türk milletini sevmekten. Ne mümkün. Bir şey müptela olduk yani, bir illet. Evet, vatanı sevmek, milleti sevmek illeti. O yolda yürümek, evet. Aynen öyle. Ve işte Canan uykudayı dedim ki Türkiye'de ben şarkı olarak söyleyebilir miyim? Albüm yapmaya karar verdim. Dediler ki kıvanç duyarız, kıvanırız. Ve geldim ve burada yalnız dediler bizim isimlerimizi verme. İsimlerimiz, bizim burada kendi canımızdan korkmuyoruz ama ailelerimiz, çocuklarımız var. Ve isimlerini değiştirdim. Canan Uyku'da orada pek çok kişiyle dost olduk, konuştuk. Siyasi değil ama dostluk yani, dostluk, kardeşlik, kan bağı. Ama o insanların hayatı benim için çok önemli. Burunlarından bir damla kan damlayacağına dünya yıkılsın. O kadar çok güzel insanlar, bunlar benim kardeşlerim. O yüzden o insanları unutmayalım. O insanlara hiçbir şey yapamıyorsak dua edelim. Allah yardımcıları olsun. Senuber Tursun, Abdurrahim Heyit artık öğrendiniz. Birçok orada Abdurrahim Heyit gibi kıymetli sanatçı var. Hepsinin de ortak kalbi, kıblesi Türkiye'miz. Onu biliniz. Albüm beklentiyi karşıladı mı? Hayır, zaten albüm devri değil devir. Orada da yazdım zaten. Artık yeni model arabalarda albüm çalacak, CD çalacak yer de yok. Flash bellekli ancak yapabiliyorsunuz. Ama biz bu dünyadan Bünyamin Aksungur geçiyor, bir şey bırakmadı denmesin. Bu dünyadan Bünyamin Aksungur geçiyor ve bu millet beni yatılı okullarda okudu, okuttu, maaş verdi, emekli oluncaya kadar besledi, hala besliyor. Ben bu millete borçluyum. En azından bir şey bırakayım. Allah seni var etsin, sen bu millete yapacağın çok şeyi yapıyorsun. Evet, son sözler olarak ne söyleyelim mi? Bu arada Sabir kardeşimiz, Sabir Karger, Afganistanlı Özbek, evet, Türk'ü, Sabir'in, evet, o muhteşem ana yurtuyla hem son sözlerini alıp hem de ana yurtla beraber, hep beraber onu söyleyerek kapatalım mı ve dostlarımıza da, evet, şu mesajı, evet, verelim. Lütfen bizim hesaplarımızı beğenin. Yarın da YouTube'daki lütfen sürpriz konuğumuzla saat 21'deki programımızı takip etmeyi unutmayın. Bünyamin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı iletiyorum. Evet, son sözler ve kaç dakika ana yurt. Kaç dakikamız var? 3 dakikamız var. 2,5 dakika. Evet, evet, son sözüm bir dua. Allah Türk milletini vatansız, bayraksız, Türkçesiz ve de türküsüz bırakmasın. Amin. Hep beraber diyelim amin. Evet. Evet. Ana yurt türküsüyle Sabir Karger'e de selam ediyoruz buradan. Evet, kardeşim. Gidelim, gönderelim bu adama. Üstek Türk'ün Uygur tutar ağzına gitti. Bir boydur. Allah'tan Kırgız Kazak Kırgız bir soydur. Üstek Türk'ün Uygur tutar ağzına bir boydur. Allah'tan Kırgız Kazak hepsi bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan kılan Uygurlar. Kırgızistan, Uygurlar kılan Uygurlar. Yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Ben Uygur tutar Azer bin Uygur. Kırgız kazan bunları ben soydum. İnanmayın her aldan ne derece gittiler. Altyazı M.K.
Kerim Allah. Ey şanlı ordu, ey şanlı az. Hayrın gazabı, durma saçta. Türkistan, Azerbaycan, ey güzel yurdumun. Türkistan, Anadolu, ey güzel yurdumun. Sen de kurban bileydik ey ana yurdumun. Sana kurban olur ey ana yurdumun. Öğretçi gönül bir gün olur. Biter. Çekilen acılar canım gün olur geçer. Sabret gönül bir gün olur bu hasret. Çekilen acılar canım gün olur. Evet, Kırgız'a çok teşekkür ediyorum. Ne hoştu o böyle. Evet Kırgız, Allah sana hayırlı ömürler versin çoluğunla çocuğunla. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Bünyamin'ciğim, bizi mesul.